Tekrar hoş geldiniz. Bugün amacım genel bir giriş yapmak bilgisayar ağları konusuna. Çoğunuz, belki de hepiniz zaten bu 1-103 dersini aldınız. Orada bir miktar giriş yaptık. Orada bazı konulardan bahsettik. Tabii burada 452 dersinde çok daha geniş düzeyde konuları işleyeceğiz. Şu şekilde bir silibusumuz var. Ekranda belki görüyorsunuz. Dersimizin ismi veri iletişimi ve bilgisayar ağları. Bir de bu olayın daha fiziksel yönü, yani veri iletişim tarafı var. Dolayısıyla bu 1-103 dersinden hatırlayacağınız üzere bu katmanlı mimari aşağıdan yukarıya işte fiziksel katmanla başlayıp uygulama katmanına kadar devam eden konular. Biz bunları bu ders kapsamında yukarıdan aşağıya yaklaşımla inceleyeceğiz. Yani önce uygulama katmanını göreceğiz. Daha sonra iletim katmanı, ağ katmanı ve link katmanı olarak devam edeceğiz. Tabii önce bir giriş chapter'ımız var ve belki vurgulamam gereken noktalardan biri de bu 452 dersi bilgisayar ağlarına giriş dersi. Yani bilgisayar ağları kavramı da oldukça geniş. Yani ben yüksek lisans yaparken çok farklı mesela dersler almıştım. Sadece bilgisayar ağları özelinde daha ileri düzey dersler almıştım. Bu dersin amacı esasında o sizin hem daha sonra belki ileri düzey alacağınız derslere hem belki daha ileride yapacağınız akademik çalışmalara veya işte CSN gibi kurslarla bu işin daha işte pratik tarafını, sertifika tarafını götürmek isteyen arkadaşlara genel kavramları tanıtmak. Tabii genel kavramlarla yetinmeyeceğiz. Olayın bir de hands-on tarafı olacak. Bu hands-on tarafı da iki başlıkta inceleyebiliriz. Şurada görüldüğü üzere yine 103 dersinde de Toket programlama ile ilgili bir ödev vermiştik ama burada bir tabii 452 dersi kapsamında çok daha ileri düzey Toket programlama ile ilgili. Buna proje deyince yanlış anlaşıldı. O yüzden bu dönem ona proje demeyeceğim. Programming assignment diyebiliriz. Bu birkaç tane olabilir. Birbirini tamamlayan assignment'lar olabilir. Ve dediğim gibi sadece hani basit bir soket açıp onun üzerinden konuşturmak değil, biraz daha ileri düzey bir programlama ödevi vermeyi düşünüyorum. Bir de ilave olarak burada gördüğünüz üzere ağ trafiği analizi diye bir konu var. Burada da belki kısmen bazılarınız kullandı. Wireshark denilen açık kaynaklı bir araç var. Onunla ilgili bazı ödevler vermeyi planlıyorum. Devam edecek olursak silibus üzerinden. Şimdi ders kitabı olarak burada bahsedilen Computer Networking A Top-Down Approach isimli kitabı işliyoruz uzun zamandır. Bu kitap güzel bir kitap. Yani genellikle bütün hani aşağı yukarı üniversitelerde, yurt dışı, yurt içi bu kullanan ağırlıklı. Bu kitabın yeni bir baskısı çıkmış. 2020 baskısı. Buraya basacak olursak burada bu 8. baskı 2020 ve daha önceki slaytlardan birazcık farklı olarak yeni slaytlar, yeni slayt setleri burada mevcut. Hepsi tamamlanmış değil. Hazirana kadar tamamlanacağını belirtmişler burada. Dolayısıyla bu slaytlardan faydalanacağız ve yeni baskı bende de yok maalesef ama en azından mesela SDN gibi, Software Defined Networking gibi bazı bizim de geçmişte bir miktar ders slaytları dışına çıkarak işlediğimiz konuların bu 2020 basımında eklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yani yeni slaytlar üzerinden gitmekte fayda olabilir diye değerlendiriyorum. Şimdi bir de bir yardımcı kaynak ekledim ben buraya. Computer Networks A Systems Approach diye. Bu da yine internetten sanırım erişilebilen bir kaynak. Bununla da slaytları biraz daha zenginleştirmek, farklı bakış açılarıyla birazcık daha dersi olgunlaştırmak istiyorum. Şimdi network dersi benim uzun zamandır verdiğim bir ders. Fakat hani ölçümlemelerim de öğrenci arkadaşlarım bu derste zorlandığını, bazen sıkıldığını, bazen işte şu eleştiriyi de aldım. Hani artık bunu burada nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama işte katılım noktasında teşviki az hocamızın derslerde katılımı teşvik etmiyor diye. Buradaki amacım bu yardımcı kaynağı da buraya da ekleyerek amacım esasında dersi biraz daha ilginç hale getirebilir miyim diye. Uzun zaman önce okumuş olduğum bir kitap, kalınca da bir kitap. Hani sizin tabii elbette bu kitabı okumanızı beklemeyeceğim. Ama yardımcı bir kaynak olarak siz de bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Geçmişte slaytlar üzerinden anlatma noktasında eleştiriler oldu. Yani slaytlar üzerinde işlememin gerekçesi de şuydu esasında. Birazdan göreceğiniz üzere veya bu web sitesinden inceleyebilirsiniz siz de. Güzel kaliteli bir slayt materyalleri var. Ve orada bazı şekillerle, animasyonlarla anlatılan konular var.
Dolayısıyla tahtada anlatmam durumunda bu şekillerden, bu diğer görsel materyallerden faydalanamama gibi bir durum ortaya çıkıyordu. O yüzden kimi zaman slaytlar üzerinden, kimi zaman tahtada anlattığım da oldu geçmişte. Ve bu dönem tabii çok daha farklı online olarak başlayacağız derse, belki ileride onu da zaman gösterecek. Tekrar belki bir araya gelebiliriz dönemin ilerleyen safhalarında. Ama hani buradaki hedefim, tek de bu dersi veriyorum zaten bu dönem. Bu ders birazcık daha böyle daha doğru ele alıp daha öğretici şekle nasıl getirebilirim diye esasında ciddi anlamda düşünüyorum. Yani bu noktadaki görüşlerinizi elbette ki benimle paylaşabilirsiniz. Burada hani dersin amaçları ne diye baktığımızda, şimdi hiçbirimiz tabii yani düşünmüşüzdür. Hepimiz düşünmüşüzdür. İnternet nasıl çalışır? Ona internetteki temel kavramlar neler? Birazdan slaytlar üzerinden de anlatacağım. Hepimiz uygulamalar geliştiriyoruz. Bu uygulamaların, bu yazılımların hep bir network tarafı var, bir haberleşme tarafı var. Dolayısıyla IP adresi nedir? Routing nedir? DHCP protokolü ne iş yapar? Multicast dediğim şey nedir? İşte güvenlikle ilgili konular, wireless'le ilgili konular. Yani bunların temel bir anlayışının geliştirilmesi, bu temel kavramların öğrenilmesi bilgisayar mühendisliği programı içerisinde genelde zorunlu dersler içerisinde tutuluyor. Yani bilgisayar ağları dersi büyük oranda zorunlu dersler arasında, ama neticede tabii ki şöyle de bir konu var. Bu bir teknoloji dersi. Yani biz neticede çok hızlı ilerleyen bir teknolojiyle ilgili konuşuyoruz. Bu teknoloji durmuyor. Zaman içerisinde hızla ilerliyor ve akademik olarak bu dersler birazcık daha bu işin temellerini anlatmak hedefiyle yola çıkmış dersler. Yani prensiplerden bahsediyor. Hiç mesela İnternet protokolü diye bir şeyden bu ders kapsamında daha detaylı duracağız ve yani 1974 yılında ilk kez önerilmiş, 78 yılında finalize edilmiş ve IP version 6 gelmiş ama çok hani hala IP version 4 çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani o kadar hani güçlü bir protokol, o kadar sağlam temellere oturmuş bir protokol ki, yani biz bunu öğrenirsek, biz bu temel kavramları öğrenirsek önümüzdeki belki 30 sene, 40 sene içerisinde ki mesleki hayatımızda da kullanabileceğimiz bir bilgi olacak. Ama birazdan göstermeyi düşünüyorum. Hani böyle biraz daha hocam çok teorik gitmeyelim. Hani pratik şeylere de yer verelim derse diye belki haklı bir nokta oluyor. Onu göstereceğim mesela. Arayüz üzerinden ben bugün basit bir şey göstermek istiyorum. Ama bugün göstereceğim. Ertesi yıl Windows'un yeni sürümünde o çok daha farklı bir şekilde o arayüz belki karşımıza çıkacak. Dolayısıyla yani arayüz de şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş diye ezberlemenin size uzun vadede bir faydası olmayacak. Dolayısıyla bu kavramsal anlatımlar ağırlıklı olacak dersimizde, ama pratik tarafta da ödevlerle, işte Wireshark ödevleriyle, programlama ödevleriyle bu nispeten teorik bilgileri pratik olarak da kullanma ve onlarla destekleme şansını elde etmiş olacaksın. Dolayısıyla bizim temel düzeyde bir yetkinlik, kavramlar, protokoller konusunda yetkinlik hedefliyoruz bu ders kapsamında. Bunun yanı sıra da buna ilave olarak ağ uygulaması geliştirme, soket programlama becerinizi birazcık daha ilerleme ve Wireshark ile de bu işin işte analiz tarafında veya forenzik tarafında veya protokollerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak adına bir takım yine pratik tarafı olacak bu dersin. Konular genelde işte biz yukarıdan aşağıya doğru gideceğiz. Yani uygulama katmanından başlayacağız ve link katmanına kadar ineceğiz. Burada iki tane görüş var. Yani dersin anlatımı ile ilgili bir görüş diyor ki biz bunu böyle yapmalıyız. Uygulama katmanından başlayıp aşağı doğru inmeliyiz. Diğer görüşte yani bunu katmanlı olarak anlatmak öğrenciyi bazen yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü cross katman, yani katmanlar arası konular var. Güvenlik gibi, reliability gibi, congestion control gibi. Bunlar hani bir katmana sığışan konular değil, problemler değil. Network dersi kapsamında önemli ele alınacak problemler. Dolayısıyla bu şekilde bir katmanlı yapı bazı problemleri daha iyi anlaşılmasını engelliyor diye bir görüş de var. Ki bu şurada gösterdiğim yardımcı kaynak bu noktada bunu söylüyor. Yani bu yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı bir katmanlı yapı takip etmiyor. Fakat biz bu derste yine de daha iyi anlaşılabilmesi için bu katmanlı yapı üzerinde anlatımımıza devam edeceğiz. Ama yeri geldiğinde de dediğim gibi congestion control gibi, security gibi bazı konularda bu katmanlı yapının bize yeterli olmadığını, daha gerektirdiğini de ilave edeceğiz. Yani özetle konularımız giriş
chapter'ı sonrasında bu 5 katmandan fiziksel katman dışındaki 4 katmanı yukarıdan aşağıya inceleyeceğiz. Sonra da 2 tane konu var ki bunlar oldukça önemli. Bir tanesi ağ güvenliği, diğeri de kablosuz ağlar. Buradaki son 2 konudaki tartışmamız ise katmanlı yapıdan bağımsız bir tartışma olacak. Bir kısmınız biliyorsunuzdur, benim de çalışma alanlarım ağ güvenliği konuları, bilgisayar güvenliği ile ilgili çalışıyorum. Burada o chapter'da tabii ayrıntılı bir şekilde bazı konuları ele alacağız ama siber güvenliğe giriş veya diğer güvenlikle ilgili dersler kadar tabii ayrıntılı bir şekilde ele alma şansımız yok. Burada neticede 7 chapter'dan bir chapter olarak bu ağ güvenliğini işliyor olacağız. Şu şekilde ben giriş soruları düşündüm derse başlarken. Bilgisayar ağlarının hani formal tanımını vermeye çok gerek yok. Hani formal tanımı yapma gereği varsa nedir? Sadece bilgisayar değil, her türlü hesaplama cihazını, bu cep telefonu olabilir veya işte kitabımızın vermiş olduğu örnek işte bir tost makinesi olabilir. Tüm bu cihazların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan iletişim ortamına biz bilgisayar ağı diyoruz. Bu bilgisayar ağı başka ağlardan birazcık daha farklı. Mesela bir telefon ağını düşündüğümüzde, bir kablo TV ağını düşündüğümüzde burada da bir haberleşme, bir iletişim var. Ama buradaki iletişim bazı yönlerden farklı. Bir bilgisayar ağını başka tür ağlardan ayıran faktörler neler olabilir? Kim söz almak istiyor? Evet, iki kişi parmak kaldıran iki kişiden bir tanesi görüşebilir, konuşabilir. Hocam merhabalar. Merhaba, ismin? Eyüp hocam. Eyüp, buyur Eyüp. Bir bilgisayar ağında farklı tipte mesaj tipleri gönderilebilir. Yani farklı mesaj tipleri gönderilebilir. Sırf bir mesaj tipine özel olarak bir bilgisayar ağı da oluşturur. Bu mesaj tiplerinin farklı olması neden dolayı sence? Onun sebebi de şu. Bazı mesaj tipleri var ki mesela örnek verecek olursak RTCM mesaj tipleri var mesela. Bu GPS'te kullanılıyor daha çok. Orada mesela o RTCM mesajları o kadar fazla ki ve aradaki bağlantıda herhangi bir sıkıntı olduğunda ölümcül sebepler doğurabileceği için başka bir araya bir mesajın girmemesi gerekiyor. Evet. Ve o yüzden de sadece sırf o mesaj tipi için ayrı bir bilgisayar ağı protokolü. O da entry örnek olursa. Güzel. Peki mesela başka bir örnek daha verebilir misin? Başka bir uygulama, başka bir gereksinimi olan bir ağ örneği. Başka gereksinimi olan bir ağ örneği aklıma gelmiyor hocam şu an. Mesela kablolu TV ağlarını düşünelim. Buradaki ihtiyaçlarla senin vermiş olduğun örnekteki ihtiyaçlar nasıl? Benzer mi yoksa farklı? Farklı bence. Nasıl farklı? Benim bahsettiğim kısımda ki mesaj tipi spesifik ama o kısımda nasıl bir mesaj tipi gönderilmesi gerekiyor bilmiyorum. Yani şöyle düşünebiliriz belki. Senin vermiş olduğun örnekte reliability çok önemli. Yani işte evet. O aradaki bir mesajın bile kaybolmaması gerek. Ama işte video uygulamalarında, streaming uygulamalarında bir tane aradaki paketin karşı tarafa gitmemiş olması bizi uygulamamız için çok bir problem teşkil etmiyor. Dolayısıyla biz bu noktada esasında uygulamalar olduğumuz için network'ten beklediğimiz şeyler de farklı oluyor. Gereksinimlerimiz de farklı oluyor. Daha böyle spesifik işte telefon ağını düşünelim veya işte kablo TV ağını düşünelim. Bunlarda hep spesifik, senin de belirttiğin gibi hep spesifik bir uygulama var ve bu uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş bir ağ ve ağ protokolü var. Ama internet dediğimiz şey, bilgisayar ağ dediğimiz şey, biz hani interneti örnek olarak düşüneceğiz. Hani internetin de tanımı işte farklı farklı ağları bir araya getirmiş belli bir standart doğrultusu. Büyükçe bir ağ olarak biz bunu tanımlıyoruz interneti. İnterneti düşündüğümüz değilse esasında olayın rengi değişiyor. Nasıl değişiyor? Artık bu convergence, yakınsama dediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Farklı uygulamaları, farklı ağ uygulamalarını biz aynı ağ üzerinde, aynı protokol üzerinde ne yapıyoruz? Desteklemek istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada biraz evvel değindiğim gibi hani o kadar hani güzel bir tasarımı var ki internetin, hani eksik yönleri de var. Eksik yönlerine de değineceğiz ama temel bazı noktalarda o kadar doğru kararlar verilmiş ki hala 78 yılında tasarlanmış bir IP protokolü bizim çok farklı, belki işte o zaman hiç öngörülmeyen ses haberleşmesi için, efendim çok kritik telerobotik operasyonların ondan sonra icrası, uzaktan icrası gibi birbirinden çok uzak ihtiyaçları, uygulamalara cevap verebilir bir tasarımı var. Tabii IP ile birlikte onun üzerindeki taşıma katmanı, TCP ve UDP'yi de düşünmek lazım. Bunlar bir araya geldiğinde bizim çok farklı ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Dolayısıyla
dolayısıyla bilgisayar ağını diğer ağlardan ayıran önemli bir fu oluyor. Diğer arkadaş kimdi el kaldıran? Söz almak ister mi? Hocam evet, benim bir önceki sorumdan açık kalmıştı da ben sonradan fark edip kapattım. Tamam, problem değil. Evet, ikinci sorumuza geçelim o zaman. Bununla ilgili biraz konuştuk. Bilgisayar ağlarını hangi bakış açılarıyla inceleyebiliriz? Şimdi bakış açıları ne demek istiyorsunuz hocam diyebilirsiniz pekala. Yani biz niye bilgisayar ağlarıyla ilgileniyoruz? O manada ben bunu kullandım. Biz bizim bu derste beklentilerimiz var ama bu beklentilerimiz farklı olabilir. Çünkü bizim farklı belki kariyer planlarımız var. Farklı noktada bilgisayar ağlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Bu bakış açıları üçe ayırabiliriz. Birinci bakış açısı, ben bir tasarımcı olarak, yani bir ağ tasarımcısı olarak bu dersi inceliyor ve irdeliyor olabilirim. Yani hocam nasıl, yani ben interneti tekrar tasarlayacak bir yere gelebilir miyim? Hani siz dediniz 78 yılından beri değişmeyen bir protokol var. Hani nasıl ağ tasarımcısı olmak ne demek? Yani bu soruya birkaç cevap verebilirim. Birincisi, şimdi bizim yukarıdan aşağıya doğru inmemizin temel gerekçelerinden bir tanesi de bu esasında. Evet, yani IP'ye parmak karıştıramazsınız. Onu herhangi bir orada bir değişiklik yapamazsınız ama uygulama katmanında, yani bilhassa bilgisayar mühendisi olarak uygulama tarafında, uygulama katmanında bir takım yeni protokoller geliştirebilirsiniz. Yeni uygulamalar geliştirebileceğiniz gibi bu protokol uygulama arasındaki farkı da gelecekte hemen izah etmeye çalışacağım. Bu noktada yani zaten internetin yapısı gereği diyor ki bu simple and stupid prensibi var burada. TIS prensibi. Keep it simple and stupid. Yani telefon ağlarından çok farklı bir şekilde internetin tasarımında core, internetin core yapısı, yani içerisindeki yapı, router'lar ve işte diğer cihazların desteklediği protokol çok basit olmalı. Yani internet protokolü işte protokol. Çok basit bir paket formatı var vesaire. Ve tabii bu basit protokolün üzerine biz karmaşıklığı uç noktaları itelim. Yani telefon ağlarında bunun tam tersiydi. Telefon ağlarında ne vardı eskiden? Telefon ağlarından kastettiğim şey geleneksel mobil şebekeleri kastettiğim standart ev telefonları şebekesini kastediyorum. Orada ne vardı? Uç noktalarda basit dump, sadece numara çevirmeye yarayan bir tane cihaz vardı. Telefon cihazı A150 belki. Ama içeride ise muazzam karmaşıklığa sahip telefon santralleri vardı. Bu yapının getirdiği bazı zorluklar vardı esasında. Zaten internetle birlikte bu tersine çevrildi. İnternet protokolünde ise içeride, yani network'ün core'unda IP protokolü denilen temel çok basit bir protokol var. İşte keep it simple and stupid denilen şey bu. Karmaşıklık ise uç noktalara iletilmiş durumda. Uç noktalarda sen ne yapabilirsin? HTTP protokolün var, RTP protokolün var, SMTP protokolün var. Yarın bir gün kendin işte bahsedeceğim işte TCP, standart TCP protokolü yerine Google'un işte geliştirdiği yeni taşıma protokolleri var. Yani uç noktalara geldiğinizde hemen işte üçüncü katmanı açtığınızda transport layer ve onun üzerine uygulama katmanına geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Esasında bir takım tasarımlar yapabilirsiniz. Kod tasarımları yapabilirsiniz. İkinci cevabı, yani hocam bir tasarımcı nasıl olacağız mevzusu. Yani bunu tabii hepiniz değil belki, %3'ünüz, 5'iniz veya %10'unuz. Aselsan gibi kurumlarda bir takım askeri uygulamalarda bu tür protokoller, daha yani uygulama katmanı değil, ikinci katmanda, link layer'da bir protokol tasarlamak durumunda kalabilirsiniz. Yani bu tür projelerden ben haberdarım. Okulumuzda dahi yani Aselsan'ın müşteri olduğu ve bizim işte TÜBİTAK'ta bu tür projeler yapan hocalarımız var mesela. Bu noktada esasında hala hani bir şey var, ihtiyaç olabiliyor. Bir takım ağların tasarımı. Ve bu ağ tasarımlarında da bilhassa işte daha seviyelerde, işte ikinci katmanda, üçüncü katmanda bir takım tasarım çalışmalarına hala ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz bu noktada ağ tasarımcısı olarak konuları inceleyebiliriz. Kitaplarda her ne kadar diğer iki tarafına da vurgu yapılıyor olsa da ağ tasarımcılığı tarafı birazcık daha ağır basıyor. Yani kavramsal olduğu için konu anlatımları ilgilendiriyor. Diğer bir bakış açısı ağ operatörleri. Yani biraz daha geçmişte tabii bu system adminleri veya network adminleri denilen işte hep bahsedeceğim hani CSN, Cisco'nun bir Certified Network Administrator kası var.
daha başka sertifikalar da vardır muhtemelen. İşte bir takım ağların yönetilmesi için bu tür sertifikalar talep ediliyor. Ama öte yandan şöyle de bir bakış açısı daha olabiliyor. Ben acaba kendi evimdeki bir ağı da yönetmek durumunda kalabilir miyim? Yani çünkü artık smart home dediğimiz kavramlar, işte kablosuz ağların IoT cihazlarını da cover etmesi gibi bir takım basit işlemleri, o ağın yönetimiyle ilgili işleri benim de yapmam gerekebilir. Yani son kullanıcı olarak veya biraz daha ne derler, power kullanıcı mı denir, power user mı diyeceğiz. Bu tür yani biraz daha bir takım işleri kendi ağında başkasına ihtiyaç duymadan yapabilir hale gelmek esasında söz konusu oluyor. Bu tür bir kariyer peti de var. Yani bu tür sertifika programlarını eğer operatör olarak iş bulmak veya görev almak isterseniz bunları önerebilirim. Ama burada da dediğim gibi bunun belki altyapısını sağlamış olacağız. Ne kastediyorum? Birazcık buradan anlatayım. Mesela şimdi ağ operatör, biz kendi bilgisayarımızı ağa bağlamak için bir operatör olmamıza gerek var mı? Veya yani herhangi bir kullanıcının bilmesi gereken bilgi ağ ile ilgili, bu ders kapsamında öğrenebileceğimiz bir bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? Bir internete bağlanmak isteyen herhangi bir kullanıcı. Genelde gerekmiyor değil mi? Niye gerekmiyor? Çünkü yani bu ağ yönetimi konusunda bu operatörlerin ihtiyacının ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar yapılmış ve bir takım protokoller geliştirilmiş. Bu protokollerden bir tanesi DSCP protokolü. Detaylı olarak içerisinde anlatacağız. Mazisi 10-15 seneden önce değil. Eskiden ben öğrencilik hayatımda geliyorduk şuraya. Ondan sonra Wi-Fi diyelim. Wi-Fi ayarları. Şimdi şunu kaybedeceğim ben. Şimdi şuradan bağlaştırıcı seçeneklerini değiştir. Wi-Fi ile ben şu an internete bağlayayım. Buradan özelliklerine giriyorum. Özelliklere girdiğimde şurada bir sürü protokol var benim Wi-Fi kartımın desteklediği. Şurada IP version for TCP IP'yi seçtiğimde bu özellikleri görmek istediğimde bakın şöyle bir şey çıkıyor. Arayüz çıkıyor. Otomatik olarak bir IP adresi al. Yani bu ne demek? Plug and play. Yani ben artık kablosunu bağladığımda ve Ethernet kullanıyorsam veya Wi-Fi işte şifresine girdiğimde artık otomatik olarak round'da bir takım ayarlar yapılıyor. Dolayısıyla benim daha önce manuel yaptığım işleri artık yapmam gerekmiyor. Ama gittiniz öyle bir ağ bağladınız ki DSCP sunucu yok. Hala buradan gelip işte aşağıdaki IP adresini kullan diye seçip burada kendinize ait manuel IP adresini girip işte bununla ilgili bir ağ maskesi girip gateway IP adresini girip hatta belki şunu yapmış olabilirsiniz. Bu DNS ile ilgili ayarlar girmek gereği olmuş olabilir. İşte DNS ile ilgili takım filtrelemeleri atlatabilmek için. Onu işte bilmeyenler için söylüyorum. Şurayı hala bu şekilde tutabilirsiniz. Ama DNS sunucu adresini otomatik olarak al yerine DNS sunucu adresini aşağıdaki IP adreslerindeki sunucuları kullan. İşte 8888 de Google'ın bir DNS IP adresi. Bunu kullanmak ne oluyor? İşte DNS protokolünü anlatıyor olacağız. DNS elzem çok gerekli bir altyapı esasında. Tüm bizim girdiğimiz URL, hostname bilgilerini ne yapıyor? Yani insanın anlayabileceği www.etu.edu.tr adres karşı taraf o server'ın bulunduğu IP adresine çevirmeyi yapan, kısaca öyle özetleyebiliriz, protokole biz DNS protokolü diyoruz. DNS protokolünü kullanırken bir client taraf var, bir de server taraf var. Biz bir server'la konuşmamız gerekiyor. Bu server ya bizim yine DSCP protokolünün çalışmasıyla otomatik olarak bize gelen bir DNS sunucu IP adresini kullanarak bu çözümlemeleri yapabiliriz, DNS çözümlemelerini, veya biz manuel olarak girip buradaki herhangi bir DNS adresini, DNS sunucusunu kullan diyebiliriz. Yani bu tür basit ayarları belki işte siz meraklı olanlar karıştırabilir, bakabilir. Dediğim gibi bu arayüzler değişiyor. Her zaman için farklı. Bir de daha da böyle derinlere inmiş durumda. Eskiden çok daha kolay bulunuyordu. Hani biraz aramak geliyor falan. Biraz insanlar buna ihtiyaç duymadığı ölçüde de Windows bunları daha arkalara atmaya başladı sanırım. Ama aradığınızda hani bu tür ayarların nasıl yapıldığını siz de gözlemleyebilirsiniz. Evet. Belki de dediğim gibi ağ tasarımcısı olarak %3'ünüz 5'iniz görev alacak. Ağ operatörü olarak %10'unuz 20'iniz görev alacak. Ama hepiniz derken büyük çoğunluğunuz bir
A uygulaması geliştirecek. Yani haberleşme, A haberleşmesi gerektiren bir uygulama geliştirecek. Bundan niye bu kadar eminim? Yani çünkü bir web uygulaması geliştirdiğinizde de esasında o bir A uygulaması. Bir mobil uygulama geliştirdiğinizde de o bir A uygulaması. Ama bunu işte o soyutlamanın sağladığı o soket arayüzü veya soketin de üzerindeki arayüzleri kullanarak yaptığınız için çok belki farkında bile olmuyorsunuz. Yani ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ama yani bu ders kapsamında bunu hani ne yapıyorum? Acaba TCP kullanıyorum da UDP kullansam olur mu? Veya UDP üzerinde ilave reliability ile ilgili bazı şeyleri ben koysam bu işi yapabilir miyim diye birazcık daha bunu daha bilinçli bir şekilde bu uygulamaları geliştirme imkanına kavuşacaksınız. Dediğim gibi biraz hani bilgisayar programlamada abstraction kavramı çok önemli. Bu uygulama geliştiricilere sunulan arayüzler, API'ler vesaireler doğrultusunda esasında ne yaptığımızı çok bilmeden esasında arayüzleri kullanmaya başlıyoruz. Burada birazcık daha neyi kullandığımızı, o API'nin ne iş yaptığını vesaire de öğrenme şansı kavuşacağız. Bu gereksinimler yani tasarım yaparken olabilir veya işte network'leri yönetirken olabilir. Ne tür temel gereksinimleri karşılamak adına biz hareket ediyoruz. Bunları da ben 4 başlık altında topladım. Birincisi IP protokolünde veya internet ağında başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş bir ölçeklenebilirlik probleminin çözümü var. Yani ne demek? Yani şunu ben tam anlayamıyorum. Hani bu konuda yorum yapmak isteyen varsa seve seve söz verebilirim. Ama birkaç yerde gördüm. İnternet dediğimiz şey insan eliyle oluşturulmuş en karmaşık sistem diye geçiyor. Düşündüğünüzde milyarlarca cihaz bu ağa bağlı ve major bir problem yaşamadan belki kısmi olarak takım yerlerde lokal problemler oluyor ama internet dediğimiz ağ başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu iletişim ölçeklenebilir bir halde. Yani takdir edersiniz ki bir sistemi tasarlarken şöyle problemler çıkıyor. Buna İngilizce emergent properties deniyor. Yani siz iki tane bilgisayarı bir araya getirdiniz. İki tane bilgisayarı bağladınız. Orada bir takım problemleri çözdünüz. Üçüncüyü bağladınız. Dördüncüyü bağladınız. Beşinciyi bağladığınızda yani sistem birazcık daha karmaşıklaştığında daha önce hiç ele almadığınız bir takım problemler giriyor devreye. Ve siz daha önceden düşünmediğiniz için bu problemleri çözümü de o nispetle zorlaşıyor. Bunlara hani teker teker baktığınızda gözükmeyen, sistemin bütünü bir araya geldiğinde ortaya çıkan özellikler veya problemler diye geçiyor. Ölçeklenebilirlik o yüzden zor bir kavram. Yani parçalara baktığınızda göremediğiniz bir problem ortaya çıkıyor. Bu milyarlarca cihaz bir araya geldiğinde. İnternette problem var mı? Var elbette. Congestion diye bir problem var. Hala bir takım hani kritik, reliability gerektiren uygulamalarda kullanmak konular var ama bu ölçeklenebilirlik noktasında biz kendi tasarımımızı yaparken de internetten alabileceğim çok ilhamlar var. Çok oradaki başarılı uygulamalardan, başarılı prensiplerden yararlanabiliyoruz. Dersin içerisinde bunlardan bahsedeceğim. Mesela hemen önümüzdeki derste paket switching diye bir kavramdan bahsedeceğim. Circuit switching'in alternatifi paket switching. İnternetle birlikte hayatımıza girmiş bir kavram ve temel bir kavram. Paket anahtarlama. Bu nedir? Niye ölçeklenebilirlik adına önemli? Bunları anlatacağız. Veya işte sıs olması, basit olması vesaire bu ölçeklenebilirlik noktasında önemli özellikler. Bu paket switching'in anlamlı olduğu veya işimize yaradığı bir diğer nokta, ikinci maddeye geçiyorum. Maliyet etkinlik. Yani her şeyden öte internet dediğimiz şey esasında ortak bir kaynak. Ortak linkler var, ortak bir bandwidth var. Biz ortak bir altyapı var. Bu altyapıyı biz paylaşıyoruz kullanıcılar olarak veya uygulamalar olarak. Bunu maliyet etkin bir şekilde nasıl yapmalıyızında da bir gereksinim var. Bunu da bizim düşünmemiz gerekiyor, aklımızda tutmamız gerekiyor. Üçüncü bir nokta, derse başlarkenki değindiğimiz nokta. Yani ortak servisler var. Ne demek ortak servisler? Yani öyle ben bir servis sunacağım ki internet olarak bu servisler de bir e-mail, e-posta uygulaması, bir işte telesurgery uygulamasını desteklediği gibi bir streaming application'ı da, bir telekonferans application'ı da destekleyecek. Yani her bir uygulama için ayrı bir servis açmayacağım. Network'ü
İşte kitabımız bunu service view olarak ifade ediyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Uygulamalara servis sunan bir yapı esasında internet. Bu serviste her uygulamaya göre ayrı ayrı servis değil, bir tane servis veya iki tane servis veya üç tane servis var. Bu sunacağımız servisler neler olmalı? Yani hangi özellikleri bir araya getirerek bu servisleri oluşturmalıyız diye bir kavram var. İnternette bu iş ikiye ayrılıyor. Bir TCP, Reliable Servis var. Bir de işte UDP, Reliable olmayan, Connectionless bir servis var. Bunun ötesinde üçüncü bir servis yok. Biz bunu üçüncü bir servis ekleyebiliriz bu uç noktada olduğu için. Ama internet mimarisinde ilk başta tasarlanırken bir IP katmanı var. Üçüncü katmanda bunun üzerinde de uç noktalarda çalışan TCP ve UDP protokolleriyle sunulan, uygulamaları sunulan iki servis olarak bu planlanmış durumda. Bunların tasarlanması, yani şöyle düşünün, siz bir tane fonksiyon yazacaksınız. Bu iki tane fonksiyon farklı farklı sizin uygulamalarınızın ihtiyaçlarını görecek. Yani bu fonksiyon network ile ilgili olmayabilir. Atıyorum bir kötünüz hesaplayan ayrı bir fonksiyona ihtiyacınız var mı yok mu? Yani kaç tane fonksiyonunuz olacak sizin servis olarak sunacağınız gibi. Bunun optimal kümeyi belirleyebilmek challenging bir diğer konu oluyor. Ve yönetilebilirlik. Yani bu da her zaman, çoğu zaman atlanılabilir ama önemli bir konu. Biz network'ü nasıl rahat bir şekilde yönetebileceğiz? Yani düşünün işte Türkiye çapında bir ISP veya büyük bir ondan sonra internet service provider'ın Türk Telekom gibi hizmet verme dediği sayısız binlerce belki cihaz var, modeminden router'ına vesaire. Bunları ben nasıl yöneteceğim? Nasıl bir arıza çıktığında buna müdahil olacağım? Veya işte bunun konfigürasyonunu nasıl yapacağım? Plug and play yapabilecek mi? Yani kullanıcı doğrudan kullanabilecek mi bu ağı, yoksa bir takım ayarlar mı yapması gerekecek gibi konuları çözmem gerekiyor. Ben bugünkü dersi biraz daha şöyle, biraz nasıl daha enteresan hale getirebilirim diye düşündüm ve şu anki konu, son konumuz doğrudan diyeyim, doğrudan. Dolaylı olarak ilgili, doğrudan bilgisayar ağları ile ilgili değil ama ilginç, size ilginç geleceğini umduğum bir slide ile bitireceğim. Şimdi bu dersin, bunu nasıl bağlayacağım bu derse? Bu dersin ön koşullarından birisi malumunuz ENT 213 dersi, olasılık ve istatistik. Bu ders içerisinde çok yoğun bir şekilde olasılık yok, bir söyleyeyim. Niye çok yok? İşte bizim bakış açımızdan dolayı, yani yukarıdan aşağıya baktığımız için olasılıkla ilgili konular, mesela kuyruk teorisi var, queuing teori var, random prosesler var, hani olasılığın da daha ötesinde konular. Biraz daha eğer çok fazla düzeyde aşağıdaki katmanları inceliyor olsaydık, o zaman bunlar birazcık daha yoğun bir şekilde işleyeceğimiz konular olacaktı. Ama yine de olasılıkla ilgili birkaç yerde ihtiyacımız olacak. Birkaç yerde o derste, olasılık dersinde aldığınız derslere değiniyor olacağız. Ama yani ben şunu vurgulamaya çalışıyorum. O ders dersi aldınız, hatta işte bizim bölüm bünyesine katıldı. Çünkü vurgulamak istediğim konu şu, o ders hakikaten çok gerekli ve sizi esasında sizin ufkunuzu açıcı bir ders. Yani olasılık ve istatistik bilgisi ile network'teki bazı konuları daha iyi yorumlayıp daha iyi bir temele oturtabileceğiniz gibi, işte günlük hayatta duyduğunuz bir takım verileri, bir takım haberleri, bir takım kararları, ki işte ev alırken, ona işe girerken, yani dışarıdaki bir insanı, normal bir vatandaşla mühendislik formasyonunu almış olan bir kişi arasında farklardan bir tanesi bu olasılık ve istatistik bilgisini kullanabilme olmalı diye ben değerlendiriyorum. Şimdi 3141 ilçede bir çalışma yapılıyor, istatistik çalışma yapılıyor ve böbrek kanseri sıklığı üzerine yapılıyor bu çalışma ve ortaya şöyle ilginç bir sonuç çıkıyor. Böbrek kanserinin en yüksek oranda olduğu ilçeler çoğunlukla kırsalda, seyrek nüfus ve orta batı, güney ve batıda geleneksel cumhuriyetçi, işte malumunuz Amerika'da cumhuriyetçiler var, demokratlar var. Bunlar geleneksel cumhuriyetçi bölgeler. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sonucu biz nasıl yorumlayabiliriz? Olan, düşüncesi olan yani varsa alayım. Yoksa ben soracağım. Araya girebilirsiniz. Yok mu? Yunus Kerem Türk ne düşünür? Evet hocam. Bir cümleyi tekrar açabilir miyiz? Çünkü tam tersini söyleyerek orada olmadığını söyleyeceğim. Böbrek Hanım. Evet. Şehirlerde, kalabalık yerlerde, özellikle doğuda ve demokrat bölgelerde böbrek kanserine pek rastlanmıyormuş. Yani?
Yani bu işte bu bilgiye sahibiz. Bu bilgiyi peki yani sebepli noktasında bir yorum yapmak ister misin? Yani bu nasıl? Tabii sağlıkçı değiliz ama sağlık bilgisi gerekmeyecek bunu yorumlarken. Onu söyleyeceğim. Ama hani bir ipucu olarak bunu kabul edebilirsin. Yani bu niye böyle çıkmış olabilir? Mesela cumhuriyetçi olmalarından dolayı olmuş olabilir mi? Mümkün olabilir. Nasıl mümkün? Geleneksel cumhuriyetçi bölgeler olduğunu söylüyor genellikle. Yani cumhuriyetçi olmaları böbrek kanserini tetikleyen bir unsur mudur? Muhtemelen cumhuriyetçiliği işte cahillikle falan alakalandırmışlardır. Belki de bu New York Times falandır, demokrat bir gazetedir falan gibi şeylere mi gideceğiz, ben anlamadım. Evet, yok şu an zaten anlamaya çalışıyoruz. Yani anlayacağız beraber. Sen öyle yorumladın yani. Olabilir, aynen. Bu şekilde bir sebep olabilir diye yorumladın. Tamam. Başka bir yorum alayım. Yani bunun sebebi ne olabilir acaba? Yani burada sizin düşünmenizi rica ediyorum biraz ve düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Hocam, kırsal seyrek nüfuslu yerlerse eğer buralara... Kim konuşuyor bu arada? Ben Ahmet Tahasaroy hocam. Tamam Ahmet, buyur. Kırsal seyrek nüfuslu yerlerse eğer belki oralara tavırlar dikin. Sinyal için adını unuttum. Evet. Base station. Aynen. Yani bir base station dikilmiştir. O da hani sebep olmuştur böbrek kanserine diye düşünüyorum. Evet. Başka fikri olan? Hocam şeyde olabilir mi? Ben Zümrüt bu arada. Buyur. Seyrek nüfuslu yerler olduğu için aslında buradaki böbrek kanseri olan insanların sayısı şehirdekilerle oransa, yani sayı olarak aynıdır ama orana vurduğumuzda oransal olarak daha yükseliyor. Sayı olarak nasıl aynı olacak? Ya mesela 100 kişilik nüfusu olan bir yerde işte 3 kişinin böbrek kanseri olması verdiği oran hani daha yüksek nüfuslu bir yerde 3 kişinin böbrek kanseri olmasını verdiği orandan daha yüksek. Elbette ama niye 1000 kişi içinde 3 kişi oluyorsa daha kalabalık bir yerde, burada 100 kişi içinde 3 oluyorsa demek ki daha sık bir şekilde oluyor burada. Bunun sebebini zaten anlamaya çalışıyoruz. Hani sen yaklaştın esasında ama tam da doğru söyleyemedin. Devran Yener söz almak istiyor. Buyur. Hocam ben de şöyle bir açıklama yapabilirim. Kırsal kesimde yaşayan insanlarla şehir merkezinde yaşayan insanların yaşam şekilleri ve kaynağa ulaşma şekilleri farklı olduğundan bu ulaştıkları kaynakta, örnek veriyorum, böbrek yetmezliği, böbrek kanserinin sebebi su ve su kaynağının temiz olmaması varsayarsak burada kırsal kesimdeki insanların temiz suya ve kaynaklara erişiminin daha kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle oradaki böbrek kanserine yakalanma oranının daha yüksek olduğunu varsayabiliriz diye. Böyle bir yorum yapabiliriz tabii. Başka nasıl bir yorum yapabiliriz? Fikri olan. Evet, Muhammed Emre Durdu'ya söz vermek isterim. Hocam araştırma hani 3141 ilçesinde dediği o ilçelerin çoğunluğu zaten Orta Batı, Güney ve Batı bölgesindeyse hani sonuçta ona göre çıkacaktır. Belki biraz Zümrüt'ün dediği gibi oluyor ama. Yok, bu 3141 ilçe bayağı hani şey, öyle bir uniform dağılmış diyelim. Belki de tamamı, ondan emin değilim ama en azından hani uniform dağılmış olduğunu düşünebiliriz. Evet, sizi daha fazla heyecanlandırmayacağım ama hemen cevabı da söylemeyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim, bu size şaşırtıcı gelebilir. Şurada böbrek kanserinin en yüksek oranda olduğu ilçeler çoğunlukla kırsalda seyrek nüfusludur diye geçiyor ya. Burada böbrek kanserinin en düşük oranda olduğu ilçeler de kırsalda ve seyrek nüfusluymuş. İlginç bir ilave bilgi sizle paylaşayım. Bu olabilir mi? Yani ne demek bu? Anlatabildim mi? Hocam o zaman tek ayıran şey Orta Batı'da, Güney ve Batı'da olması mı? Yok, yani Orta Batı ve Güney... Evet, yani evet, o da tekrar ediyor. Ben kısalttım. Yani şu cümle de doğru. Böbrek kanserinin en düşük oranda olduğu ilçeler çoğunlukla kırsalda seyrek nüfusludur ve Orta Batı, Güney ve Batı'da geleneksel cumhuriyetçi bölgelerdir. Cümlesi de bu cümle gibi doğru bir cümle. Hocam o zaman biz buradan sanki... kanser oranını değil de siyasi görüşünü anlıyormuşuz gibi olmuyor mu bu bölgelerin? Yani kırsal olup olmamasıyla kanser oranının bir alakası yokmuş gibi değil mi? Bağımsız iki olay
Olmuş olmuyor mu Evet şu an? hocam, rastgele olduğunu gösteriyor sanki. Niye rastgele, niye böyle bir rastgelelik çıktı ortaya? Vallahi onu bilemedim ama. Yani hem rastgele hem rastgele değil. Yani şöyle bir şey de var. Diğer şeylerde çıkmıyor. Yani seyrek nüfuslu olmayan yerlerde en yüksek oranda, en düşük oranda oralarda değil. Yani rastgele, tamamen rastgele de değil esasında. Hala bir bilgi var orada gibi sanki. Evet, söz almak isteyen kim var? Cem Sına Güzel'e söz vereceğim. Ali hocam merhaba. Merhaba Cem Sına. Hani bence de şöyle bir hani durum olabilir. Buradan bir eşitlik söz konusu galiba o zaman. Deniz cümleye göre. Yani hani hani yüksek kısımda da hani o hani düşük kısımda da aynı olduğuna göre yani ikisi doğruysa, evet. Cümle doğruysa eşitlik olmuş oluyor. Nasıl eşitlik? Yani hani yüksek olan ve hani düşük olan biri yok. Hani herkese hani eşit olmuş oluyor. Eşit olmuyor yani. Bölgelerin bir kısmında böyle gözüküyor. Bunda öbür türlü gözüküyor. Yani şöyle düşün. Ha, kendi içinde ayrı ayrı yani. Tabii mesela diyelim ki Türkiye'de bir seyrek bir bölge ver bana. Nüfusun seyrek olduğu bir bölge tanımla. Seyrek olduğu mesela. Konya diyelim. Konya büyük bir yer ya. Konya diyelim. Bir de neresi diyelim? Sivas diyelim. Konya'nın da tabii ilçe vereceğiz. İlçe örneği vereceğiz. Konya'da mesela ilçe ne olsun? Cihanbeyli olsun. Sivaslı olanınız var mı arada? Burada. Divri. Evet. Sivas Divri. Mesela işte Konya Cihanbeyli'de en yüksek. Divri'nde de en düşük. Ama bunların ikisi de seyrek bölge. Yani nüfusun seyrek olduğu bölgeler. Şey büyük. Arazi büyük ama nüfus ona göre az. Hocam yani o şekilde düşünüyoruz. Nüfus seyrek olunca acaba ekstrem sonuç çıkma ihtimali mi artıyor? Kim söyledi? Cihan hocam ben. Evet Cihan. Evet doğru cevabı Cihan verdi. Nasıl biraz daha açabilir misin? Yani hocam nüfus azsa bir arada fazla hasta olması ya da bir arada fazla sağlıklı olma ihtimali artıyor gibi. Diğer Oğuz Andas söz vereyim. Oğuz. Hocam şey merhaba. 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 İsim geliyor mu? Geliyor merhaba. Evet. Geliyor evet. Hocam ben şu dediğiniz biraz kafamı karıştırdı da en yüksekte kırsal, en düşükte kırsal dediniz. Bunlar hani cümle olarak doğru değil mi? Yoksa bir bölge hem düşük hem en düşük. Bir bölge değil. Yani biraz evvel o örnekten belki daha iyi anlaşılır. Farklı farklı kırsal bölgeler var ama bu bölgelerden bazıları en yüksek oran, bazılarında da en düşük. Tamam, A bölgesi de o tanıma uyuyor. A bölgesinde en düşük arasında A bölgesi. B bölgesi de en yüksek. Anladım hocam. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Hani şimdi dediniz yani Cihan arkadaşımızın doğru cevabı verdi. Onu biraz toparlayıp anlatabilir misiniz? Tamam ben de zaten tam onu yapacaktım. Olasılık teorisini kullanarak onu izah etmeye çalışacağım. Başka söz almak isteyen var mı öncesinde? Evet. Şimdi İki tane durum bu Eda Nur Yıldırım. Evet, evet. Aynı şekilde sample size ile ilgili Eda. Onu biraz daha açacağım şimdi. Şimdi elimizde 4 tane bozuk para olduğunu düşünelim bir tarafta. Bu 4 tane bozuk parayı atıyoruz. 4'ü de tura gelecek. Bir de 7 tane şey var. Bozuk para var. 7'sini atınca da 7'si birden tura gelecek. Hangisinde olasılık daha fazladır? Yani 4 parayı atıp 4'ünde de tura gelme olasılığı mı daha fazladır? Yoksa 7 para atıp 7'si de tura gelme olasılığı mı daha fazladır? Bu niye bizim örneğimize benziyor? Şu sebepten dolayı benziyor. Eğer nüfus kalabalıksa, eğer bireylerin böbrek kanseri olma olasılığı ondan sonra bir sıfırla bir arasında bir değerle ifade ediliyorsa, bu oran içerisinde belli oranda hep orandan konuşuyoruz yani sayıdan konuşmuyoruz. Belli oranda böbrek kanseri olma olasılığı o ölçüde daha az çıkıyor. Yani sample size'dan dolayı dediğiniz gibi nüfusun azlığı ölçüsünde düşünün ki mesela bir ilçe var sadece bir kişi yaşıyor. Bir kişi eğer o böbrek kanseri ise böbrek kanseri sıklığı orada %100 olarak. Bu ihtimal var mıdır? O kişinin böbrek kanseri olma, yani tüm nüfusta böbrek kanseri olma ihtimali %2 diyelim. Demek ki orada o ilçede böbrek kanseri oranının %100 çıkma ihtimali %2. Ankara'nın işte Yeni Mahalle ilçesini düşünelim. 1 milyon kişi yaşıyor. 1 milyon kişinin hepsinin de böbrek kanseri olması ve dolayısıyla yine oranın o şehir gibi %100 oranında çıkması ise 0.2 mi demiştim? Kaç demiştim? %2 mi demiştim? O
üzeri 1 milyon. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ahmet, ta anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Peki bu hiç tahmin edebildiğiniz bir şey miydi bu istatistik okuyunca veya bu haberi okuyunca? Hiç aklınıza gelmiş miydi böyle bir şey olabileceği? Yani yani olasılığı kullanarak istatistiği birazcık daha böyle anlayarak olayları daha iyi yorumlayabileceğimizi ben düşünüyorum. Network dersi içerisinde de çok sık değil ama yeri geldiğinde işte bir tanesi bu paket switching mevzusunu anlamak için olasılık teorisine müracaat edeceğiz ve niye paket switching dediğimiz şey circuit switching'e göre daha performanslı, niye daha tercih edilir, niye kaynakları daha verimli kullanır konusunu beraber inceleyeceğiz, beraber tartışacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.